Evet, Zeybek'le başlamıştı Medya Mahallesi. İçinden seçim geçti, şiirle devam etti ve tekrar karşınızdayız. Seçim bu, böyle olur. Konuğum Can Selçuklu, İstanbul Ekonomi Araştırmalar Merkezi'nin kurucu ortaklarından ekonomist. Zaten ağırlıklı olarak ekonomiyi konuştuk. Ekonominin bu seçimde baş aktör olduğunu konuştuk. Yanı sıra Can Selçuklu, televizyonu şimdi açanlar için söyleyeyim. Dedi ki muhalefet son 2 yıldır var neredeyse. Dolayısıyla yeni yeni biz bunun sonuçlarını görüyoruz. Şimdi bunda son 2 yıl vurgusu birkaç açıdan önemli. Tabii Muharrem İnce'nin çıkması muhalefetten, Temel Karamollaoğlu'nun herkesi şaşırtan performansı, Akşener, bütün bunlar önemli. Erdoğan hesaplarını, evdeki hesaplarını bozan unsurlar. Ama son 2 yıl vurgusu deyince benim aklıma şöyle bir şey de geliyor. Gezi olayları, gezi eylemleri, gezi günleri, sonunda onun bir devamı gibi gördüğüm adalet yürüyüşü, yani gençler. Şimdi Kılıçdaroğlu yola çıkıp arkasına milyonları mı taktı? Yoksa ağırlığını gençlerin olduğu bir kitle Kılıçdaroğlu'nu hadi bakayım yürü dedi de onun arkasından mı yürüdü? Ben doğrusu ikinciyi düşünüyorum. Ama bir gençler faktörü var değil mi? Ne diyorsunuz? Kesinlikle var. Bu ben de aslında az önce dediğinizin ikincisine katılıyorum. Neden? Yani hiçbir genç Kılıçdaroğlu'na hadi çık sen Ankara'dan İstanbul'a yürü demedi. Ama referandum gecesi hani belirli aksiyonu, belirli işlerin yapılmamış olması ve o biriken enerji en sonunda sokaktaki genç siyasetçiyi yollara düşmeye zorladı diyelim. O yüzden o tespitinize katılırım. Şimdi bu seçimde şöyle enteresan bir şey görüyoruz ki Türkiye'de aslında pek olmayan bir trenddir bu. Biz bundan yaklaşık bir ay önce çok geniş bir gençlik anketi de yaptık. Orada şunu görüyoruz. İlk defa gençler ailelerinden bağımsız oy veriyor. Şu, bu Türkiye için çok enteresan bir şey. Bu yeni bir şey mi, durum mu? Bu yeni bir durum. Tabii yani bizim geleneklerimizde, bizim kodlarımızda ilk oy veren gençlerin özellikle hani annesi babası neye yakınsa, neye oy veriyorsa, hatta sorulur bile. İşte baba ben kime oy vereyim diye. Bu şeydir yani bizim biraz geleneğimizde olan bir şeydir. Böyle bir şey var. Şimdi ilk defa şunu görüyoruz. Gençler kendilerine kendi karar verme süreçlerini oluşturuyorlar. Neden oluşuyor bu? Çok basit bir sebebi var aslında. Artık dünya bilgisine, dünyada olup bitene erişim çok daha kolaylaştı. Dijital kuşak çünkü. Dijital kuşak aynen öyle. Yani sonuçta bugün dışarıya çıkma izniniz olmayabilir ama odanızda cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan hangi bilgiye ulaşacağınızı dünyanın neresine gideceğinizi kimse bilemez. Yani o küçücük odalardan, her yerden dünyadaki her türlü bilgiye maruz kalma, ondan etkilenme, kendi fikrinizi oluşturma imkanı var gençlerin. Bir de tabii gençlerin kirlenmemiş olmak gibi bir özelliği var. Henüz paranın gücüyle, henüz aile baskısı, yani kendi ailesi kurduğu çekirdek ailenin baskısıyla ay sonu nasıl götüreceğim derdiyle, yani sistemin zorlamalarıyla, dayatmalarıyla kirlenmemişler. Şimdi ben söylerken aklıma geldi. Ahmet Sever'in, Cumhurbaşkanı Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in bir kitabı yayınlandı geçenlerde. Sizlerle de bu ekranda paylaştım. Orada şunu anlatıyor. Abdullah Gül'ün oğlu, küçük oğlu, arkadaşlarıyla birlikte gitmiş Çankaya Köşkü'ne diyeyim o zaman çıkmış. Hani baba orada çıkmak kolay. Demişler ki yani bu gezide Erdoğan'ın yaptıklarına izin verme baba demişler. Aynı şekilde biliyorum ki Aydın Doğan'ın torunları anne babalarına siz nasıl yayın yapıyorsunuz böyle penguen yayını diye o gezi günlerinde sert çıkmışlardı. Aile içinde tartışmalara yol açmıştı. Bunlar
hani birkaç kişi simge falan diyeceksiniz ama önemli veriler. Ya bu bize şunu gösteriyor. Ananız babanız kim olursa olsun, hangi doğru ideolojiden, hangi sermayeden, nereden gelirse gelsin, gençlik bir millettir. Ve de bu millet bir uyanış içerisinde. Dünyaya erişimleri var. Gençlik bir millettir ha. Gençlik bir millettir ve bir uyanışları var. Ve de bunu başka yerlerde de görüyoruz. Bakın bunu yurt dışında da görüyoruz. Bunu İspanya'da Podemos'ta görüyoruz. İngiltere'de Corbyn'de görüyoruz. Kanada'da görüyoruz. Yunanistan'da yakın zamanda gördük. Artık farklı bir global genç kesim var. Ve de her ülkede farklı tezahürü var bunun. Biz bunu, yani Türkiye'de bu sosyolojik değişimden kaçınılmaz olarak. Gençler ne istiyor? Ne bekliyor bu ülkeden? Vallahi gençlerin birinci olarak istediği aslında eğitim. Yani gençlere sorduğunuz zaman 18-24 yaş arasından bahsediyorum genç derken. Hı hı. Ülkenin en büyük derdi nedir? Bugün Cumhurbaşkanı adayları kimle ilgili, neyle ilgili konuşsun dediğinizde herkes eğitim diyor. Çünkü herkes şunun farkında. Artık dünyada çok rekabetçi bir ortam var ve de belirli yetenekleri eğitim sisteminiz size vermezse ve belirli networklerin içerisinde de değilsiniz, yani size iş bulacak, aş bulacak, bu yeteneklere sahip değilsiniz kardeşim, o zaman özgür bir birey olma, istediğiniz gibi bir hayat sürdürme imkanınız yok. Dolayısıyla herkesin birinci şeyi eğitim. Çünkü artık eğitimle şey arasında, ekonomik refah, özgürlük arasında, bireysel özgürlük arasındaki bağlantı daha büyük nesiller bazıları kuruyor, bazıları kurmuyor ama gençler bunu kurmuş vaziyette ve bunu talep ediyorlar. En büyük şey eğitim. Şimdi ilginç veriler var ortada. Bunların birkaçını daha önce biz paylaştık, gördük. Sizler de biliyorsunuzdur. Mesela 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar olma potansiyelini kaybedince, sandıktan öyle çıkmayınca, oturdu bir analiz yaptı ve o analizde seviyorlar rakamları analiz etmeyi, o anlamda bence önemli bir iş yapıyorlar. Baktılar ki yeni seçmenler AKP'den kopma eğiliminde. De bu eğitim meselesi demek ki çok önemli. Çok önemli. Yani onlar istediği kadar imam hatipler işte üniversiteleri bölelim edelim dese de demek ki gençler buna karşı. Bakın size daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Yaptığımız bir rapor var, yakında yayınlanacak. Bu rapor şunu yapıyor. Türkiye'deki seçmeni belirli yaşam tercihi, tüketim tercihi ve oy verme tercihi üzerinden gruplara ayırdık. 11 grup çıktı. Hı-hı. Detaylı raporu yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Orada şöyle bir grup var mesela. Genç AK Parti seçmeni. Fakat şu soruyu sorduk. Çocuğunuzu istediğiniz okula yollayabilseniz hangi okula yollardınız? Ya meslek yüksekokulu diyorlar ya da fen lisesi diyorlar, devlet lisesi diyorlar. İmam Hatip demiyorlar. İmam Hatip denmiyor. Bu neden böyle? Çünkü az önce anlattığım fenomen. Yani artık gençler şunun farkında. Rekabetçi global bir dünya. Herkes her yerde çalışabiliyor. Bir takım yeteneklere ihtiyacınız var. Yani amcanızın, babanızın, halanızın, dayınızın kim olduğuna bağımsız olarak sizin işte bir dil konuşmanız lazım. Belki kodlama bilmeniz lazım, finans bilmeniz lazım, ekonomi bilmeniz lazım. Mühendis olmanız lazım ama mühendisin de belirli bir tipi olmanız lazım. Yani modern bir takım yeteneklerle donanmanız lazım. Ha, bütün bunlar olurken dindar da olabilirsiniz. Zaten bunlar birbirine zıt şeyler değil. Ama bu dünyada sizi iş piyasasında rekabetçi kılabilecek yeteneklere sahip olmak zorundasınız ve yani dolayısıyla gençler bunu talep ediyor. Dindar nesil için İmam Hatip şart değil o zaman. Yani Erdoğan'ın penceresinden baktığım zaman gördüklerim için. Yani hepsi için şart değil, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve de işte bu genç nesil aslında oyunun kurallarını, müziği değiştiren genç nesil. Bu müzik değişti. Artık siyasi partiler, liderler de ona göre danslarını değiştirmek zorundalar. Bu dansı değiştirmeyen, bu müziğe ayak uydurmayan bu işin gerisinde kalır. Müzik demişken Eshel var, rapçi. Daha önce söz ettim. Şarkısının sözleri nedeniyle tutuklandı. Yetmedi, 10 yıl hapis isteniyor Eshel'e. Şimdi benim gerçekten aklım almıyor, onu söyleyeyim. Yani uyuşturucu iması yapıyormuş. O kliplerin yasaklanmasını, belli zaman dilimlerinde hele yasaklanmasını sağlayabilecek mekanizma var elinizde. Dünyanın her yerinde de yapılıyor bu dünyanın arada. Dünyanın her yerinde var, evet.
Ha ama cezaevine atmak 10 yıl istemek. Peki ölümden, öldürmekten bahsedenleri niye yasaklamıyoruz ya da cezaevine atmıyoruz? O bir yana. Bakın eser girdikten sonra içeriye sadece cezaevine atıldıktan sonraki hafta içinde 4 milyon kişi, daha önce 10 küsur 15 milyon falan izleme vardı. Sadece o cezaevine girdikten sonraki birkaç gün içinde 4 milyon kişi muhtemelen genç Esel'in şarkısını işte çeşitli kaynaklardan indirmiş, dinlemiş. Bakın bu örnek bile, Esel örneği bile durumu idrak edemediğimizin aslında hakikaten çok sembolü. Çünkü neden? Rap müziği dediğiniz müzik zaten protest bir müziktir. Tabii, yani siz öyle tabii. Çiçekten böcekten konuşan rapçi bulamazsınız. Ya sistemle kavga eder, ya babasıyla kavga eder, anasıyla kavga eder, sevgilisiyle kavga eder. Yani o rap dediğiniz müzik zaten kendi içinde genç olmanın doğasından gelen o protestliği şey yapar. Bir, ben dönemdir derim. O geçer, zevkleriniz değişir değişmez ama rap o protestliği, tabii. Olması gereken protestliği aslında zaten yansıtır. Bunu hapsedemezsiniz, bu olamaz. Peki yani gençler, bu işin doğasına aykırı. En çok hangi lidere yakın duruyor? Bir fikriniz var mı? Böyle bir araştırmanız var Bilimsel mı? Bilimsel bir şeyim yok açıkçası. Aynen. Ama yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim aldığımız sonuçlardan. Çünkü o siyasi bir anket değildi. Daha çok gençleri anlamak üzerine bir anketti. Şunu söyleyebilirim. Kim özgürlükten bahsederse, yenilikçilikten bahsederse, teknolojiden bahsederse, resmiyetten uzaklaşırsa gençleri o toparlar. Sosyal medya gençleri anlamak açısından bir şey olabilir mi? Tabii, bir mecra muhakkak. Olabilir muhakkak. Mi? Şimdi bakın medya takip merkezi vardır. Benim de çok sık takip ettiğim bir mecradır. Bir kaynaktır daha doğrusu. Şimdi medya takip merkezini sosyal medya takipçisi Digilab diye bir ya da Digilup nasıl okuyorlar onlar bilmiyorum. Bir şeysi var, bölümü var. Onlar sosyal medya verilerini analiz ediyorlar. Şimdi bakın sosyal medyada son bir haftada birinci sırada Muharrem İnce var. 1.373.247 paylaşımla. İkinci sırada Erdoğan var, 1.325.550. Sonra onu Meral Akşener, sonra Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş da 150 bin ne var ki? Selahattin Demirtaş hani en eli kolu bağlı lider. Şimdi şeyi tekrar göreceksiniz. Muharrem İnce 1.373.247 paylaşımla birinci sırada. Hem de bu bize ne anlatıyor? Muharrem Bey'in gündem yaratabildiğini anlatıyor. Hmm. Yani sosyal medya dediğiniz şey çok anlık reflekslerle gelişen ve de gündem yaratıp yaratamadığınız bir şey. Sonuçta çıkıyor işte orada Aydın'da Zeybek oynuyor mesela. Şimdi bu önemli bir şey. Bunu beğenirseniz, like'larsınız, retweetlersiniz veya Facebook'ta paylaşırsınız. Bu sizin gündem yaratabildiğiniz anlamına geliyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım ama yani burada Meral Akşener'in rakamlarına baktığımız zaman Meral Hanım'a uygulanan ciddi bir, sizleri tenzih edeyim, ciddi bir ulusal medya ambargosu var. Onun burada etkisi var yani yoksa biz tabii işimiz gereği liderlerin sosyal medyalarını verdikleri mesajları da çok yakından takip ediyoruz. Çok başarılı işler yapıyor hani Meral Akşener'in de kampanyası ama o rakamlarda biraz şey var açıkçası. Yani ulusal medyada yer alamamanın getirdiği bir düşüklük var. İlk defa bu hafta seri olarak biz İyi Parti liderinin ana akım diyelim, ana akım medyaya çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta bence rakamlara tekrar bakmak lazım. Ama bu şunu gösteriyor sorunuza dönecek olursak. Muharrem Bey gündem yaratabilmiş sonuç olarak. Gündem yaratmada gerçekten önde olduğunu zaten sosyal medya verilerine bakmadan da söyleyebiliriz. Çünkü kızanlar bile bak nasıl saçmalıyor diye veriyorlar. Daha önemlisi şu, sizin bizim Twitter, işte Facebook vesaire paylaşımlarımız değil önemli olan. Önemli olan Erdoğan'ın konuşması. Yani sizi bizi konuşturması önemli değil Muharrem İnce. Erdoğan'ı konuşturuyor. Onu kızdırıyor, onu konuşturuyor. Şimdi ben
bir küçücük kişisel analizimi söylemek istiyorum. Oradan size tekrar vereceğim başka bir başlıkla pası. Muharrem İnce öyle enteresan bir iş yaptı ki, ezberleri falan öyle bir bozdu ki, Erdoğan'ın da bugüne kadarki havasını öylesine bir ters yüz etti ki, birdenbire Erdoğan'ı biz hani toprak sahada küçük plastik toplar oynarken birbirine çelme takan, itişen, bir sonra o toprakta yuvarlanan iki oğlan çocuğu gibi gördük. Yani Erdoğan'ın yaldızı döküldü. Tabir caizse. O böyle saraydan bakan şeyine İnce'ye laf yetiştiren, böyle mahallede top oynayan çocuk gibi neredeyse öyle bir hissim var. Şimdi bütün bunlar tabii sandığa nasıl yansıyacak önemli. Bunun Kürt meselesinde, Kürt sorununda ve HDP'nin oylarında dolayısıyla daha da somutlaşacağını görüyoruz. Erdoğan'ın kaygılarını somutlaştığını görüyoruz. Ve ilk defa şu konuşulmaya başlandı. Pek çok ilkten söz ettiniz ya, bir başka ilkten söz edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde sarayın Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri Mehmet Uçum. Mehmet Uçum konuşmuş. Diyor ki, bakın ben sözlerini tam size okuyacağım. Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse, siyasetçiler vatandaşların birbirini denetleme işbirliği yapmalarını istediğini anlamalı. Yani meclis muhalefette, saray Erdoğan'da, bundan seçmen bir dakika birbirinize iyi geçinin, işbirliği yapın sonucu çıkmalı. Eğer bu olmazsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir. Şimdi bunu şöyle yorumlamış Cumhuriyet ve diğer gazeteciler. Hani eğer AKP çoğunluğu alamazsa yeniden seçime gideriz, ha kazanana kadar seçim ha. Ben öyle anlamadım. Ben şöyle anladım. İlk defa muhalefetin çoğunlukta olabileceğini bir kuvvetli ihtimal olarak yazmışlar önlerindeki sayfaya. Muhalefet çoğunluğu alabilir. Peki o zaman biz ne yaparız? O zaman bunu seçmenden iyi geçinin mesajı olarak anlarız diye seçmene şimdiden bir mesaj veriyorlar. Yani kaos yerine bak biz çoğunlukta AKP'nin olmadığı bir parlamentoya da hani bakarız, B planı, C planı der gibi. Katılıyor musunuz? Yoksa hakikaten kazanana kadar seçim mi demek bu? Nedir sizin yorumunuz? Açıkçası ben sizin görüşünüze daha yakınım burada. Hı. Yani burada bir sonuçta bizlerin yaptığı anketler, herkes yaptırıyor işte, herkesin önünde bir takım anketler var ve şunu ilk defa gördük. Yani HDP'nin barajı geçmesi durumunda, ki geçtiği söyleniyor. Şu anda geçtiği rakamlarımız onu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın meclise çoğunluğunu, 25 Haziran'da çoğunluğu sağlayamadığını görüyoruz. Burada yani Mehmet Bey'in yaptığı açıklama, bana soracak olursanız, tam da sizin dediğiniz gibi, ya şeyi kaybetsek de, çoğunluğu kaybetsek de Cumhurbaşkanlığında siz yine gelin, Erdoğan'a oy verin, sistem kilitlenmez, sistemi yürütmeye devam ederizin bence bu, yani bu biraz, alt mesajı. Biraz gardını indirmek gibi. Biraz gardını indirmek sizin var. Sizin ifadenin, yani ekonomistlerin ifadesiyle, hani piyasa işte bilmem ne olayını satın aldı deriz ya, hı hı, dersiniz ya, ya da. Bunlar da muhalefetin çoğunlukta olmasını satın mı almışlar? Özetle. Satın almışlar, yani şöyle olasılık olarak gayet yüksek bir senaryo, gayet olası bir senaryo olarak bunu gördüklerini ben bu açıklamadan çıkartıyorum. Yani bunu bir tehdit olarak okumanın çok doğru olmadığına katılıyorum. Sizin dediğiniz önemli. Sizin dediğiniz görüşe katılıyorum. Zaten şunu da görmek lazım. Eğer bu ülke bu sistemle yönetilecekse, meclis çoğunluğunun farklı partide olduğu, Cumhurbaşkanlığının farklı bir partide olduğu sistemde işlemeyi öğrenmek zorundayız. Yani bu bir de gelecek için. Yani şimdi muhalefet partileri diyorlar ki biz alırsak parlamenter sisteme geri döneriz. Ama işte eğer Cumhurbaşkanı tekrar seçilse, Sayın Cumhurbaşkanı, onun öyle bir niyeti olmadığını biliyoruz.
öyle ya da böyle eğer biz bu sistemle devam edeceksek bir şekilde zaten bunu öğrenmek zorundayız. Yani ince seçilsek ki ben buna da yüksek bir ihtimal olarak görüyorum bunu da ikinci tura çünkü kalacağını artık AKP de kabul etmiş durumda. İkinci tura kalır ve söyledim mi Ahmet Şık bu sabah Fox TV'de konuktu İsmail Küçükkaya'nın programında. Orada çok açık şunu söyledi. Eğer Muharrem İnce ikinci turda kalırsa HDP İnce'ye oy verir dedi. Bu çok önemli bir... Ahmet Şık'tan gelmesi önemli bir yani, beyan tabii. Evet, Ahmet Şık da önemli bir isimdir ve HDP İnce'ye oy verir demesi de her açıdan, her kesim için altı çizilecek bir durumdur. Ben ikinci tura kalabilir ve İnce seçilebilir diye bakıyorum da. Ama velev ki dediğiniz gibi... parlamentoda çoğunluğu aldılar. Hatta ince seçilse bile. Sistemin değişmesi bir anayasal değişim gerektiriyor. Tabii. Yani Sayın İnce'nin açıklamalarına bakıyoruz. O diyor ki 200 sene bir restorasyon dönemi geçiririz. Ondan sonra parlamenter sisteme ama kuvvetlendirilmiş bir parlamenter sistem. Tabii eskisi gibi değil. Kuvvetlendirilmiş bir denge fren unsurlarının olduğu, güçler ayrılığının tekrar tesis edildiği bir parlamenter sisteme döneriz diyor. Ama dediğiniz gibi bu tekrar bir referandum sürecinin ya şeyde bir anlaşma, parlamentoda anayasayı değiştirecek yüzde de bir anlaşma olacak. Yani o kadar milletvekili tamam hadi bunu değiştirelim diyecek ki o çok yüksek bir rakam. 400'ün üzerinde biliyorsunuz yeni mecliste 600 vekili olacak. 400'ün üzerinde bir rakam. 3'te 2'si dersek 400 tabii 400'den fazla gerekli oy gerekli milletvekili gerekli yani oluşacak parlamentoda açıkçası böyle bir çoğunluk kimsenin elinde olmayacak gibi gözüküyor. Ha ama önümüzdeki dönemde pazarlıkların koşulu değişir aktörler kendilerini yeniden konumlandırırlar o zaman ne olur bilmiyorum ama sonuç itibariyle yani Muharrem Bey gelse de Cumhurbaşkanı olarak değişiklik için dediğiniz gibi bir anayasa değişikliğine ihtiyacı olacak. Şimdi herkesin kafasındaki kaygı siz de görüyorsunuzdur ne mesajlar geliyordur bana da geliyor. Şimdi evet AKP mecliste çoğunluğu muhalefete verebileceği gerçeğini satın aldı bana göre. Bir yüksek ihtimal olarak hesap defterine yazdı. Ama gene de herkeste bir şey var. Endişe var. Ne yapılır yapılır bu değişir. Şimdi siz diyorsunuz ki Afrin bir işe yaramadı. Kandil'de muhtemelen birkaç günlük bir dalga yaratır olsa olsa ama seçmenin kararını etkilemez büyük ölçüde yani sonucu etkileyecek biçimde etkilemez herhalde. Peki hani arada kediler ne olacak? Kediler trafoya girer girmez işte yolda oy pusulalarına bir şey olur olmaz. Bu konuda ne yapılabilir? Ya bu konuda şöyle tabii bu kedinin trafoya girme işi biliyorsunuz 2014 yerel seçimlerinde Ankara'da hayatımıza girdi. Bu konuda görüyorum ki birincisi sivil toplumda çok ciddi bir uyanış ve sorumluluk bilinci var. Siyasi partilerin de Cumhuriyet Halk Partisi lideri geçenlerde açıkladığı bir aplikasyon yapmışlar galiba bunu daha yakından yapabilmek için. Öte yandan işte Oy ve Ötesi gibi sivil toplum kuruluşları da şey yapıyor. Burada ben toplumda ciddi bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir takım kötü niyetli hareketlerin çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama beni esas endişelendiren başka bir şey var. Ki geçen gün bir köşe yazarı da bunu yazdı. YSK'nın açıkladığı oy mührünün pusulada nereye basıldığında oyun ittifaka mı partiye mi yazılacağı konusunda valla yanlış saymadıysam 5 farklı falan senaryo var. Şimdi işte ne demek bu işte partiye basarsanız partiye gider işte yarısı partinin çemberi içerisinde olur yarısı diğer tarafta olursa yine partiye gider ama bilmem nerede olursa ittifaka gider falan. Aslında bunu genelge gayet net bir şekilde açıklıyor ama ben burada şeyde ciddi sıkıntı görüyorum açıkçası sandık kurullarında. Çünkü her ne kadar orada net yazsa da yoruma açık bir takım durumlar oluşacakmış gibi geliyor bana. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları her ne kadar erken belli olacaksa da parlamento sonuçlarının bu sefer o kadar erken belli olamayacağına dair bir öngörüm var benim. Çünkü bana kalırsa muğlak bırakılan
yani tam olarak anlaşılamayan bir takım şeyler var. Çünkü işte dairenin şu kadarına bastı. E tamam, bu ittifaka yazılır, bu şeye yazılır. Yani sandık kurullarında tartışmaya sebep olabilecek senaryolar varmış gibi geliyor bana. Şimdi şunu zaten açıkladılar. Biz iki pusulayla oy kullanacağız biliyorsunuz. Biri Cumhurbaşkanlığı için, biri de parlamento için. İttifaklar var, ortada HDP falan var. Şimdi önce Cumhurbaşkanlığı seçimi için sayım yapılacak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldığı anlaşılırsa, parlamento seçimi için yapılan, meclis seçimi için yapılan oylamanın sayımı nasıl etkilenir? Erdoğan birinci seçimde, birinci turda seçim almışsa nasıl etkilenir? Vallahi öyle ya da böyle, her iki koşulda da herkesin sandığına sahip çıkması lazım. Sandığa sahip çıkarsanız İki şekilde de etkilenecek. Öyle ya da böyle şey yapamazsınız. Kimse iyi veya kötü, kendiliğine veya sizin aleyhinize iş yapamaz. 174 bine yakın sandık var. Şimdi en son sandık rakamını bilmiyorum. Sahip çıkacaksınız. Bu kadar basit. Bunu yaparsanız hiçbir şey olmaz. Doğru. Peki o zaman 24 Haziran gecesi işte oylar açıldı, sandıklar sayım yapıldı. Öyle görünüyor ki bütün araştırmalarda aynı şeyi söylüyor ki neticede olay Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak ve 8 Temmuz'da bir kez daha sandık başına gidilecek Cumhurbaşkanlığı için. Şimdi arada iki koca hafta olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimin, pardon, 24 Haziran seçimlerinden 8 Temmuz'a iki hafta var. Bu iki haftada gene AKP'nin bile artık kabul ettiği üzere mecliste muhalefetin ağırlıklı olacağını varsayarak soruyorum. Muhalefet, Millet İttifakı demek de istemiyorum ben onu, taban ittifakı, HDP'nin de içinde olduğu ittifak. Ne yaparsa seçmeni psikolojik olarak etkiler 8 Temmuz sandığı için. Şimdi eğer bu dediğimiz senaryo oluşursa, yani mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunu sağlayamadığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kaldığı, bu sefer muhalefet adayı, hangi aday kalırsa ikinci tura, neye ihtiyacı var? Bütün muhalefet unsurlarının firitsiz bir şekilde o aday altında oy vermesi lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bana soracak olursanız bunu yapmanın yolu, o iki hafta içerisinde tabii ki de bir takım pazarlıklar dönecektir. Bu siyasetin artık doğasında var. Onlardan en büyüğü, bana soracak olursanız, o iki hafta içerisinde yapılabilirse meclis başkanının hangi partiden ve kim olacağı. Hmm. 7 Haziran'da muhalefet bunu beceremedi. Yani 7 Haziran'da meclis başkanını seçme şansı vardı. Malumunuz turlu seçim yapılıyor ve en sonunda basit çoğunluğu alan kişi meclis başkanı seçiyor. Muhalefet bunu beceremedi. Çoğunluğa sahip olmasına rağmen partiler bir araya gelemedi. Şimdi bakalım bu işi becerebilecekler mi, beceremeyecekler mi? Bana soracak olursanız, ikinci turda muhalefetin adayı, yani Erdoğan'ın rakibi kim olursa olsun, o kişinin altında bütün muhalif kesimlerin toplanabilmesini sağlamanın birincil koşulu meclis başkanının hangi partiden ve kimden Yani konsensusla seçim. Aynen o. Aynen o. Yani burada sonuçta koalisyonların, ittifakların büyük ortakları var, küçük ortakları var. O dengeler 24 Haziran'da aldıkları oy nispetinde tekrar kurulacak. Orada küçük ortakların kendilerini dışarıda hissetmemesi lazım. Ve de ittifak dışındaki grupların da kendilerini dışarıda hissetmemesi lazım. İkinci turda muhalefetin adayına gidip oy verebilmeleri için. Ama o iki hafta çok su kaldırır, onu önemli. Söyleyeyim. Doğru. Can Selçuk'u bir sonraki buluşmamızı, tarih bilmiyorum ama bu seçim sonuçlarına bakıp onun analizi için gerçekleştirelim mi? Memnuniyetle. Tamam. Memnuniyetle. Görüşmek üzere diyeyim o zaman. Efendim sizlerle de görüşmek üzere. Bu seçimler çok 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 önemli, kritik, her açıdan kritik. Ve en çok neden biliyor musunuz? Öfkeye karşı neşenin kaybetmemesi için kritik. Neşeyle kalın. Muharrem İnce'nin bu topluma hatırlattığı coşkuyla, umutla kalın. Yarın görüşmek üzere efendim.